Rabbi inni messeniye durru. Bak dur zarar. Zarar bana dokundu. Bana şifa ver demiyor. Ente erhamur rahimin. Sen bilirsin. Yani benim vaziyetim bu artık seni zikredemez. Seni tefekkür edemez. Hale geldim. Artık zarar bana dokundu. Ha sen istersen ki ben böyle kalayım. Sen bilirsin. İstersen şifa. Sen bilirsin. Sen erhamur rahimsin. Sen her şeyi en iyi bilirsin. Sen şefkatlerin en şefkatlisin. Duadaki sırrı gördünüz mü bakın? Havale ediyor. Neye? Rahmetine havale ediyor. Ne oluyor peki? Böyle münacat edip Cenab-ı o halis, safi, garazsız, lillah için olan o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulüne Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, koronavirüsünün meselesiyle hastalıkların, musibetlerin gelmesinin hikmetinin anlatıldığı yerlerden okumaya başlayacağız bugünden itibaren. Evla nasip ederse elimizden geldiği kadar her akşam böyle birer saat ders yapma niyetimiz var. Yani derslerimiz iptal değil, derslerimiz devam ediyor. Yalnızca umumi kalabalık sohbetlerden uzak duruyoruz. O da tedbir amaçlı. Bugün de ifade ettik. Bununla ilgili bir video yayınladık. Dersler devam edecek mi diye soran arkadaşlar, kardeşler. Hasan Yenidir YouTube kanalından bununla ilgili yaptığımız dersi izleyebilirler. Oradan cevap alabilirler. Hususi olaraktan artık bu noktada soru sorulmasın. Çünkü o ders içerisinde bu mesele ifade edildi. Şimdi bu bir salgın hastalık var. Ciddi bir musibet içerisindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah en kısa zamanda hepimizi, bütün insanlığı bu musibetten kurtarır. Fakat bu musibet, bu hastalık bir ders, bir mektup Cenab-ı Hak tarafından bize gönderilmiş mektup hükmünde ve o mektubun içerisinde okumamız lazım ki o musibetin vermiş olduğu sevap veyahut da işte şuur bizim defter hasenatımıza yazılsın. Bununla ilgili yerlerden okuyacağız. Bugün ikinci lemadan başlıyoruz. Lemalar adlı tefsirden ikinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur duası, münacatı bu. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nde 83. ayetti. Eyüp'ü hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Eyüp Aleyhisselam böyle dua etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu dua Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bize ders verilmiş. Ve Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur bir kıssası var. İkinci lemada Bediüzzaman Hazretleri Enbiya Suresinin 83. ayetinin tefsirini yapmış olduğu bu bölümde bu hadisenin bu asra bakan, bize bakan vehçini yönünü ifade edecek. Önemli bir ölçü veriyor bize. Çünkü maalesef Kur'an okurken yaptığımız en büyük hata şu. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim içerisinde ki geçen kıssaları, hikayeleri geçmişte yaşanmış bazı hadiseler ve bazı olaylar olarak anlayıp değerlendirip o şekilde okuyoruz. Vahiyi maalesef bir zamana, bir olaya hasrederek, hapsederek okuyoruz. Bu da büyük bir sıkıntı. Bundan acilen kurtulmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Bir şiir kitabı olmadığı gibi ayetin ifadesiyle. Efendimiz Aleyhisselatü bize vahiy ile beraber bize şiir öğretmedi. Hikaye de öğretmedi. O yüzden yapmamız gereken şey anlatılan meseleler içerisindeki bu asra bana bakan yönlerini bulmak, Kur'an'a öyle muhatap olmak. Ve ikinci lemada Üstad Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını ders veriyor bize. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya Suresi 83. ayetinde geçtiği üzere Eyüp Aleyhisselam bir peygamber ve başından büyük bir musibet geçiyor. O musibetin her hasta bakan yönü var. Biz de bu hasta bakan yönünü Risale-i Nur vasıtasıyla ne yapıyoruz? Anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, konu şöyle başlıyor. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur bir vasfı var. Sabır kahramanı olması. Gerçekten de büyük bir sıkıntı, bir hastalıkla, hastalığa giriftar olmasına rağmen bu noktada çok büyük bir sabır gösteriyor ve sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Yani tecrübe edilmiş ve tesiri de ortaya çıkmış olan bir duadır bu münacat. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni meseniyet durru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Ayette enni diye geçiyor. Biz bunu kendi nefsimiz anlamak için ne yapıyoruz? Inni olarak alıyoruz ve kendi nefsimiz adına bu duayı kullanma noktasında böyle bir formül veriyor bize. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki. Evet Kur'an-ı Kerim'de geçen meşhur kıssalar var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası meşhurdur. Ahsenül Kasas olarak ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ve işte birçok peygamberin özellikle Enbiya Suresi'nde birçok peygamberin kıssaları anlatılır. Bu yaşanan hadiseleri iyi analiz etmemiz lazım. Yani buradaki şu ikinci lemada, yine birinci lemada verilen metodu çok iyi anlamamız lazım. Eğer bu metodu anlarsak, Kur'an'da okuyacağımız birçok kısa, adeta bana, beni anlatan bir kısa, bir olay olarak vücuda gelmeye başlıyor. Veya da benim şuurumda canlanmaya başlıyor. Şimdi Hz. Ebu Aleyhisselam'ın kısası nedir? Meşhur kısası. Hülasa ediyor. Şimdi e, önemli olan şudur, bakın kıssanın teferruatı önemli değildir. Mesela birçok kitap var peygamberler tarihiyle ilgili. Birçok bu peygamberler tarihiyle ilgili kitapların birçoğu rivayet, birçoğunun rivayeti çok zayıf. Birçoğu İsrailiyat dediğimiz geçmiş asıllardaki ulemadan işte silsile şeklinde ta ki İslamiyet dairesine girmiş hikayeden oluşuyor ve birçoğun da maalesef asla asları yok yani. Ve peygamber kıssalarını teferruatıyla anlamak açıklamak, bakmak çok Kur'an'ı bir yaklaşım değil. Kur'an-ı Kerim çünkü bu kısaları çok kısa anlatıyor bize. Çok özet anlatıyor, mücmel bırakmış. Çünkü Kur'an'ın bizden istemiş olduğu kıssanın teferruatı değil, o kıssa içerisinde verilmek istenen mananın teferruatıdır. Fakat öyle bir zaman oldu ki artık maalesef bu kıssalar bizim için esas olmaya başlandı ve din dediğimiz hakikati biz kıssalarla, menkıbelerle, tarihsel olaylarla anlamaya hayatımıza tatbik etmeye çalıştık. Ve bunun da bize pek fazla getirisi olmadı. Mesela nice sahabe kısası dinlemişizdir. Değil mi? Bütün bu sahabe kısalarını dinlediğimiz halde hangimiz sahabelerin yapmış olduğu o büyük fedakarlıklara mahsar olabiliyoruz? Çoğumuz olamıyoruz. Neden? Çünkü kısa hayat vermez. Hiçbir sahabe, sahabe kısası dinleyerekten sahabe olmamıştır. Sahabelere o azim radiyallahu anh o azim fedakarlıkları yaptıran, o azim ondan sonra ibadet halini verdiren kıssalar değildir. Bir hakikati şudur ki vahiy ile birebir canlı muhatap olma neticesinde ashab-ı kiram, Efendimiz sallallahu de vasıtasıyla tabi o ayrıntıyı kaçırmamak lazım, sahabe olmuşlar. O yüzden kıssaların teferruatıyla değil de hülasasıyla uğraşmak lazım ve bu noktada bu kıssanın bana bakan, bu asla bakan yönünü ele almam lazım. O zaman işte Kur'an-ı Kerim'de ben birebir canlı muhatap olmaya başlar. Öteki türlü yani geçmişte yaşamış bir peygamberin yaşamış olduğu bir hadise. Ah mübarek işte ne büyük sıkıntı çekmiş. İşte vücudu kurtlarla kaplanmış. İşte bak böyle böyle hadiseler olmuş. Aa adam meclis dayanmış. Ve ay be işte Eyüp sabır dedim mi aklı Eyüp aleyhisselam gelir diyerekten. O sabır hakikatını yaşanmaz hale getirmenin bir anlamı yoktur. Çünkü Eyüp aleyhisselamın sabrını övmekle benim elime bir şey geçmez. Öyle değil mi? Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı çok çok sabretmiş diyerekten ben Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını övsem o sabrın bana bir getirisi olur mu? O övgünün bana bir getirisi olur mu? Değil. O Eyüp Aleyhisselam'ın o sabır fiilini ortaya çıkaran hakikati yakalamam lazım ki ben de yarın bugün başıma gelen bir hadisede, bir olayda, bir hastalıkta sabredebileyim. E şu anda biz mesela bu kıssayı çoğumuz biliriz. Hangimiz sabır noktasında dayanıklıyız? Maalesef. En ufak şeyde biz sabredemiyoruz. En ufak hastalıklara sabredemiyoruz. En ufak sıkıntılara haldeyiz. Çünkü neden? Sabır kuvvetini kuvveden fiile, çekirdekten böyle filiz yapacak, o hakikate ulaştıracak olan o manadan uzak kalınca sabır bizde inkişaf etmiyor maalesef. O yüzden Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının hülasası lazım bize. Teferruatı değil. O hülasayı Üstad şöyle özetlemiş. Diyor ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Çok büyük bir yara beleği içerisinde kalıyor. Öyle yaralar oluyor ki artık vücudundan kurtlar yere düşmeye başlıyor. Fakat ne yapıyor? O hastalığın azim mükafatını düşünerekten kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman... Şimdi... Bütün vücudunu kurtlar kaplıyor. Şimdiki koronadan daha büyük bir sıkıntı yani. Şimdi biz olmayan bir hastalığın korkusuyla yaşıyoruz. Ama Eyüp Aleyhisselam bile bile yaşamış olduğu bir hadise. Bütün vücut kurtlarla kaplanıyor. Ve bu kurtlar vücudunu komple sardığı halde bakın şekva etmiyor, şikayet etmiyor, dua da etmiyor. Neden? Azın bir mükafat var. O azın mükafatı düşünerekten sabrediyor. Sonra ama bak burası önemli yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için kurtlar nereye ilişmiş? İki noktaya ilişmiş. Bir, kalp ve dil. Kalp ve dilin özelliği nedir? Hemen cümle içerisinde açıklıyor. Zikir ve marifeti ilahinin mahalleriymiş. Kalp ve dil. Yani kalbine ve diline iliştiği zaman oraları neymiş? Cenab-ı Hakk'ı zikretme yeri, Cenab-ı Hakk'ın marifetini anlama yeri, kalp. Diline ve kalbine iliştiği zaman, o zaman artık o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyeti ilahi için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor. Bakın çok önemli nokta burası. İşte belki de bu münacatın sır noktası burasıdır. Şimdi bakın din dediğimiz hakikatin benim alemimde karşılık bulması için yani benim iyi bir dindar olabilmem için benim öncelikle ben dediğim varlığı doğru analiz etmem lazım. Mesela sen ben deyince ne anlıyoruz biz? Biz ben deyince genelde aynanın karşısında gördüğümüz bizim hayvaniyet boyutumuz olan cisim olarak alıyoruz. Yani ben deyince de benim saçım, benim işte sakalım işte, benim burnum, benim işte kaşım diye ifade ettiğimiz ben, benim hakikati yok. Şimdi kendini vücut olarak ifade eden, mülk olarak ifade eden, mülk olarak tanımlayan bir kişinin de dinler nasibi çok azdır. Bu kişinin yapmış olduğu bütün ibadetlerde işte zikir olsun, dua olsun, namaz olsun, tesettür olsun hepsi zorlama olacaktır. Çünkü neden? Dinin insanın mülk boyutuna katacağı, çok fazla bir şey yoktur. Yok hiç yoktur desem mübalağa yapmış olmam ama hadi diyelim öyle böyle bir ufak tefek belki faydalar olur ama insanın bu mülk boyutu yani aynanın karşısında baktığımda görmüş olduğum şu bedene karşı dinin verebileceği çok bir şey yoktur. Eğer kendini beden olarak tanımladığım nispetle ben kendimi beden olarak gördüğüm nispetle mülk olarak gördüğüm nispetle dinin bütün uygulamaların hepsi benim için birer yaptırım olacaktır, birer zorlama olacaktır. Namaz benim için zorlama olacaktır, tesettür benim için esaret olacaktır, dua benim için ritüel hale gelecektir. Çünkü neden? Ben beni yanlış tanımladım. Bu ben değilim. Ve böyle olduğu için de dinin bütün hükümleri, namaz, niyaz vesaire benim için zorlama olacak, fıtri olmayacak. Ve ben öyle de böyle de bu emirleri ya yapmayacağım, ya yapsam da şekli yapacağım veya ilerleyen zamanlarda bunlardan uzaklaşmaya başlayacağım. Neden? Çünkü fıtrat fıtratına uygun olmayan şeyi reddeder. Buna bir örnek veriyorduk ya. Mesela bir işle uğraşıyorsunuz. Mesela marangozlarda çok olur. Veyahut da demircilerde çok olur. Eline bir kıymık batar. Böyle bir parça. Tahta parçası bir demir parçası. Şimdi vücuda gelen bu demir parçası, bu tahta parçası vücuda yerleşmeye çalışır. Fakat vücut bunu ne yapar? Reddeder. Der ki bu parça bana ait değil. Ne yapar? Önce şişer. Ve sen buna bakarsın görürsün abi bir şey patlamış. Görmezsen orası şişmeye devam eder. Apse yapar ve en sonunda sen orayı ne yaparsın? Patlatırsın, affedersin oradaki o ilini alırsın. O parçayı oradan çıkartırsın. Vücut der ki oh bana ait olmayan şeyden kurtuldu. Yine yemek yerken mesela yumurtayı kırdınız bizim Süleyman Efendi öyle yapıyor. Ondan sonra yumurtayı kırdınız, yiyorsunuz. Böyle yumurtanın küçük bir kabuk parçası kalmış. Ağzınıza geldi. Hemen ne yapıyor dil? Bakın çiğneme esnasında hemen ayırt ediyor. Diyor ki bir şey var. Ha, bakıyorsun kabuk. Evet Allah muhafaza işte kıl. Bazen çıkar yemekler. Gözüm hissediyorsun. İpince bir şerit vücut tarafında ne yapılıyor? Hemen sensörler devreye giriyor. Diyor ki burada buna ait olmayan ve bu vücuda faydası olmayan bir şey var der ve vücut onu ne yapar? Öyle böyle dışarı atar. Mesela Müslüm öyle yapıyor. Çıkartıyor dilini böyle. Koyuyor eline. Böyle diyor anne. Bak bu diyor. Bu yenmez. Bu kabuk diyor. Ben bunu yememem lazım. O alıyoruz ağzından. Çıkartıyoruz ve yemeye devam ediyor. Bakın aynen böyle de. Din de böyledir. İnsanın namaz dediğimiz hakikaten bir insanın hayatında oturtabilmesi için o kişinin namaza olan ihtiyacının farkına varması lazım. Önce kendini beden olarak görmemesi lazım. Bir kadının, bir bayanın, fesettürü olan ihtiyacının farkına varması için kendini beden olarak görmemesi lazım. Eğer böyle gördüğü anda bu sefer gelen bu direktifler, Kur'an'ın bu emirlerinin hepsini şey olarak görecek. Yani ne derler? Zorlama olarak görecek. Ama ne zaman ki ben arka tarafıma geçtim, yani mülk boyutunun arka tarafına geçtim, kendi ruhumun, kalbimin, sırrımın, latife-i rabbaniyemin, vicdanımın farkına vardım ve bunların aynen maddi bedenim gibi ihtiyaçların olduğunu hissettim. O zaman benim için namaz ihtiyaç olacak. Benim için namaz işte teneffüs vakti olacak. Benim için namaz olmazsa olmaz olacak. Ben ne zaman ki hassiz ihtiyaçlarımın farkına vardım, hassiz düşmanlarımın farkına vardım. O zaman işte dua benim için literal olmaktan çıkacak. Ben ciddi yana kadar dua etmeye başlayacağım. Şu anda dua edebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü neden? Yani biz ihtiyaçlarımızı zaten karşılıyoruz yani. Bizim çok da fazla ondan sonra dua ihtiyacımız yok. Ne zaman ki çok sıkışsak o zaman Allah'a yalvarmaya başlarız. İşte hal böyle olunca ben beni doğru tanımlamadığım için yanlış yaptım. Ve din benden uzaklaşmaya başladı. O yüzdendir ki bakın biz hastalıklara karşı ne zaman dua ederiz? Ne zaman ki bedene ağır gelirse biz dua ederiz. Başım çok ağrıyor işte. Allah'ım şifa ver deriz. İşte veya bir hastalık geçirdik yani dünyevi hayatımızın rahatsız olması, rahatının kaçmasından dolayı biz dua ister dururuz. Ama Eyüp Aleyhisselam böyle yapmamış. Bütün vücudu kurtlarla, yaralarla, belalarla dolduğu halde ne zaman ki o kurtlar diline ve kalbine ilişmiş, marifet ilahinin merkezi kalp, zikri ilahinin merkezi dil, zarar görmüş ve ne demiş? Ya Rab zarar bana dokundu. He, demek ki ben neyim? ben ruhum, ben kalbim, ben vicdanım, ben sırrım, ben latife Rabbaniye'yim. Ben aynanın karşısında gördüğüm varlık değilim. Beni ben yapan bunlar değil. Ha ne zaman ki benim arka tarafıma, melekut boyutuma dokandı bu iş, bu hastalık. O zaman ne demem lazım? Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip. Bakın çok önemli bir nokta bu. Rabbi inni messeniye durru. Bak dur zarar. Zarar bana dokundu. Bana şifa ver demiyor. Ente erhamur rahimin. Sen bilirsin. Yani benim vaziyetim bu. Artık seni zikredemez. Seni tefekkür edemez. Hale geldim. Artık zarar bana dokundu. Ha sen istersen ki ben böyle kalayım. Sen bilirsin. İstersen şifa. Sen bilirsin. Sen erhamur rahimsin. Sen her şeyi en iyi bilirsin. Sen şefkatlerin en şefkatlisidir. Duadaki sırrı gördünüz mü bakın? Havale ediyor. Neye? Rahmetine havale ediyor. Ne oluyor peki? Böyle münacat edip Cenab-ı Hak o halis, safi, garasız, lillah için olan o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Neden halis? Kendisi hiçbir şey istiyor mu? Yok. İstese bir peygamber belki de duası kabul olacak o duasının kabul olma ihtimaline binaen Cenab-ı Hakk'a dua etmiyor şifa vermesi için. Ne zaman ki artık ibadetten, zikirden, Allah'ı düşünmekten alıkoymuş onu o hastalık. O zaman diyor ki Ya Rab sen Erhamur Rahim'sin. Artık bu saatten sonra tabiri caizse sen bilirsin. Bak benim halim böyle. Ben seni zikredemiyorum. Seni tefekkür edemiyorum. Marifetine ondan sonra ulaşamıyorum. Zarar bana dokundu. Ya demek ki biz ne zaman hastalıklarına dua edeceğiz? Başın ağrınca Allah'ım şifa ver. Deme hemen. Bekle birazcık. Biraz bekle. Baktın ki secde edemiyorsun. O zaman dersin ki ya Rab, zarar bana dokundu. Ben secde edemiyorum. Sen hamur Rahim'sin. Sen bilirsin. Fakat mülke, bedene o kadar bağlı yaşıyoruz ki en ufak bir hastalıktan bile sürekli şekva halindeyiz. Başım ağrıyor, oram ağrıyor, buna ağrıyor, şuram ağrıyor. Şekva, 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 şekva üstüne şekva. Ki kaldı ki böyle kurtlar kaplayacak vücudumuzu vesaireler. La muhafaza. Mangalda kül bırakmayız yani İslam noktasında. Cenab-ı Hak ne yapmış? Bu hali safi, garasız, lillah için o münacatı gayet harika bir sürede kabul etmiş. Kemali afiyetini ihsan edip envai merhametine mahzaylemiş. Şifayı vermiş. Bir de Eyüp Aleyhisselam'ın geçmişte ondan almış olduğu bütün o evladını, malını, mülkünü tekrardan ona vermiş. Ve onu tekrar eski rahat haline getirmiş anlatılan menkıbe değil işimiz ama bir örnek verelim. Eyüp Aleyhisselam bu büyük imtihandan geçtikten sonra etrafındaki insanlar ona böyle onu tebrik etmişler. Ya Eyüp maşallah büyük bir imtihandan geçtin. Bunu da başarıyla geçtin. Allah'a isyan etmedin. Büyük bir nefsi muhasebeden sonra Cenab-ı Hak sana kemal afiyetini verdi. Ne mutlu sana diye tebrik ediyorlar. Eyüp Aleyhisselam da diyor ki evet diyor ben diyor çok büyük bir imtihandan geçtim. Cenab-ı Hak da bana kemal afiyetini verdi. Fakat ben çok büyük bir şey kaybettim diyor. Diyorlar ki nedir o ya O da diyor ki ben diyor kuyu dibindeyken, yaralar kurtlanmışken ben ne zaman elimi kaldırsam Ya Rab desem Cenab-ı Hak bana nida ediyordu. Buyur ya kulum. Şimdi diyor artık diyor o nidayı diyor kaybettim yani. Demek ki hastalıklar önemli. Musibetler önemli. Hastalık ve musibet zamanları tabiri caizse kulun Halik'le olan irtibatının en azami derecede olduğu zaman dilimleridir. Artık bütün sebeplerin sükut ettiği, tabiri caizse zaten hiçbir, hiçbir sebebin tesiri yoktu ama tesirinin olmadığının anladığımız zaman dilimlerinde dilimleri hastalıklardır, musibetlerdir, sıkıntılardır ve bunlar vasıtasıyla kişi, kul, mahluk, haliki ile azami bir irtibata geçer. Normalde hissetmediğin, Dua ederken böyle hissetmediğin o acziyetini o musibetlerle, sıkıntılarla ne yapar kişi? Anlamaya başlar. Ve gerçekten de Ya Rab dediğinde, Ya Rab değil de Ya Rab, daha da acısı çoksa Ya Rab diyerek de ondan sonra böyle içten bir sesle Cenab-ı Hakk'a nida etmeye başlar. Evet, şimdi bu lemada beş nükte var. Bu beş nükte de Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının, yaşamış olduğu hadisenin, bize bakan, bu asra bakan, nefsimize bakan noktalarını okuyacağız. Yani bendeki Eyüp Aleyhisselam'ı okuyacağız. Hariçten bir şey anlatmıyor Kur'an-ı Kerim bize. Evet Eyüp aleyhisselam geçmişte yaşamış bir peygamberdi. Çok büyük bir imtihana girdi ve bu imtihandan da muvaffakiyetle ayrıldı. Fakat Eyüp aleyhisselamın kıssasıyla Cenab-ı Hak bendeki Eyüp'ü bana anlatacak. Çünkü insan içinde kendini bulmadığı şeye Odaklanmaz, ondan istifade edemez. Yani Bununla yeni bir örnek veriyorum ya. Mesela şimdi şurada bir slayt gösterisi yapsak. Burada Mustafa'nın ondan sonra 100 tane fotoğraf sergilesek. içinde bir tane Mustafa'nın olduğu fotoğrafı koysak. Mustafa 100 tane fotoğraf içerisinde kendisini görmek için bütün fotoğrafları tek tek analiz eder, dikkatli bakar. Atıyorum belki 50. fotoğrafta Mustafa var. Sonra der ki, ha işte burada ben varım. Ama desek ki, ya buradaki fotoğraflarda Mustafa yok. Fotoğraflara bakın desek. Mustafa ne yapar? 2-3 fotoğrafa bakar. Ondan sonra der ki aman bana ya başkasının fotoğrafları. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir haber bülteninde haberler çekerken siz de oradan geçiyorsunuz. Siz de çekmiştir. Ya çektiğinde gördünüz. Sordunuz hangi kanal bu? İşte dediler ki işte falanca kanalizasyonda şu saatte çıkacak bu haber. Yani o saatte bekler. Sırf kendinizin o anlık oradan geçişini görmek için belki bütün haber bültenini sonuna kadar inceni boncunu araştırır, incelersiniz. Ne yaparsanız Ondan sonra izlersiniz değil mi? Neden? Kendinizi buldunuz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de eğer kendimizi bulursak, kendi nefsimizi bulursak, kendimize ait olan bir manayı bulduğumuzda bana ne anlatıyor dediğimde, ne demek istiyor dediğimde, ne demiş diye değil, ne demiş değil, ne demek istiyor diye baktığımda Kur'an içerisinde ben kendimi bulmaya başlarım. Ve o zaman ben Eyüp Aleyhisselam okurken Hasan'ın içindeki Eyüp Aleyhisselam'ı okumaya başlarım. Bendeki Eyüp Aleyhisselam'ı okumaya başlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu hadisenin bana bakan vehçi, bendeki Eyüp Aleyhisselam, bizdeki Eyüp Aleyhisselam anlatacak bize bu lema. Evet, birinci lükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Evet, ne varmış? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıkları var. Doğru mu? Kurtlar kaplamış. Bizim ne var? Batını, ruhi ve kalbi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Şimdi burası önemli. Bu asrın insanı olaraktan dışımızla çok ilgileniyoruz. Maalesef mülk perest olmuşuz. Saçım, işte sakalım, saçımın uzunluğu, işte şekli, işte şu da bir tane sivilce çıkmış. Bütün alemini karartır yani. bir tane sivilce çıkmış. Neye çıkmış yani? Saçların dökülmesi. Hep dışla münasebetimiz var. Ve dışı süslemekten içe vakit ayıramıyoruz. Fakat kainata baktığımızda her şeyin içi esas İçi değerlidir. Karpuzun kabuğunu mu yersin Mustafa, içini mi? İçini. Peki karpuzun içini mi yersin, yoksa göbeğini mi? Göbeği daha lezzetlidir. Karpuzun tam ortası göbeği. Bak karpuzun içi, karpuzun içinin de içi yani göbek kısmı lezzetlidir. Mesela soğan, soğanın kabuğunu mu yersin, soğanın içini mi yersin? Soğanın içini yersin. Peki soğanın içini mi yersin, yoksa en iç bölüm olan cücüğü mü yersin? Cücüğü yenir değil mi? Daha lezzetlidir yani. İşte portakalın kabuğunu değil içini yiyorsun. Bakın her şeyin içi değerlidir. İnsanın da içi değerlidir. İnsanın da mülk değil melekut boyutu değil. İnsanı insan yapan melekuttur. iç tarafıdır. Ve Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıkları vardı. Onun bedenini kurtlar kaplamıştı vesaire vardı ama bizim batını, ruhi ve kalbi hastalıklarımız var iç dışa dış içe bir çevirirsek hani böyle kaza çıkartırsın ya bir çıkartırsın böyle ters düz olmuş değil mi? Hatta anneler hani kızarlar ya niye böyle ters çıkartıyorsun düzgün çıkart falan diye. Çıkardığın anda bizim de içimizi dışımıza bir çevirsek. Yani şu görünen kısmı içe gözükmeyen kalp ve ruhumuzu dışa çevirdiğimiz anda o hazretten daha ziyade yaralı olduğumuz hastalıklı olduğumuzu görecekmişiz. Neden? Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Evet, gün içerisinde ahir zamandayız. Bizim gözümüze, kulağımıza temas eden belki de bine yakın, belki bulduğumuz yere göre değişir binlere yakın günahlar var. Ve bunların hepsi bizim kalbimize, ruhumuza yaralar açıyor yaralanıyoruz. Alameti nedir diyeceksiniz. Bak şimdi onu da söyleyecek. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyevisini tehdit ediyordu. Eyüp Aleyhisselam'ın vücudu yaralı mıydı? Yaralı kurtlar var mıydı? Vardı. Eyüp Aleyhisselam'ın bu yaralı hali, bu kurtlu hali, bu hastalıklı hali onu kaç senesine mal olur? Belki geçmişte yaşadığı için 100 sene, 200 senelik bir ömrüne yani maddi ömrüne zarar verecekti. Vefat etseydi hastalıkta öldüğü için de şehit olacaktı ama ahireti kurtulacaktı doğru mu? Fakat bak şimdi, bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediğimizi tehdit ediyor. Ee, şimdi bizim burası önemli. Benim manevi yaralarım, benim dışım çok güzel. Yakışıklıyım, fazoluyum, İşte ne dersen, işte her şey çok güzel. Dışarıdan bakınca harden de dışı süs. Ama içi pis, içi kof. Ve benim bu manevi yaralarım, benim ebedi hayatımı ne yapıyor? Mahvediyor. Tehdit ediyor. Şu anda bakın hepimiz bir korona virüsü yüzünden bütün millet değil mi? Korkuyor. Mesela koronadan ölsek ne olur ya? Yani 60 sene, 70 sene ahir zamanda ümmetimin ömrü 60-70 seneyi fazla geçmeyecek diyor. Benim yaşım 41 yani 19 sene kalmış. Hani eğer yaşarsam o da yani. Allah alem belki yarın geçiz belki. Bir anımız bir anımız belli değil. Hayat dediğin hasret bulunduğun andır değil mi? Mesela 19 senelik hani böyle ki yaşadım. Hadi bir 10 daha koyayım. Nefis uzun yaşamayı sever ya. 29 sene yaşadım. Vefat ettim. Korona gelecek. Aldı beni. Ve korona aldı. Benim için korkutacak olan şey benim ölüm sebebim değildir. Ölüm şeklimdir. Bakın çok önemli burası. Beni korkutması gereken şey ölüm sebebi değildir. Bugün koronadan kurtulurum. Yarın başka bir şeyden ölürüm. Başka bir şeyden öleceğim. Ben bu ölüm hakkatını ne yapacağım? Yaşayacağım. Ama er ama geç. Ama hastalık ama başka bir şeyle. Ben bu ölüm hakkatını yüzleşeceğim. Ve benim için önemli olan ölüm şeklim değil. Yani hangi sebepten dolayı öleceğim değil. Nasıl öleceğim önemli. Ve benim bugün beni teyakkuzu tutması gereken şey koronanın olması işte yayılması değil. Manevi günahların benim maneviyatımı zedeleyen günahların bir virüs gibi sürekli sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden, gazete üzerinden, sosyal medya üzerinden bana saldırdığı ve benim manevi cihetimi yaraladığı hakikatı. Buna dikkat çekmemiz lazım. Bunun farkında olmamız lazım. Diğer şey hallolur. Korona ne olur işte belki bir, 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 iki ay sonra kimsenin aklına bile gelmeyecek artık korona hadisesi. Neden? Yaz gelecek, mikrobun belki ölüm şeyi olacak vesaire olacak ama bir hakikat değişmeyecek. Ölüm ve ölüm şekli. Tabii. Hepsi geçti. Mesela aynı domuz gribi de çok meşhurdu. Kimse hatırlıyor musun? Hatırlamıyor. Kuş gribi? Kimse hatırlamıyor. Sars? Yok. Ama bak kimse hatırlamıyor yani. Geçmişte veba. Daha da evvelde veba. Kimse hatırlamıyor değil mi? Sarılık. Kimse hatırlamıyor. Bunların hepsi geçecek ama ölüm hakikaten değişmeyecek. Ve benim dikkat çekmem gereken, böyle dikkat teyakkuzda olmam gereken şey en az korona kadar tehlikeli, belki olan daha da tehlikeli, çok çok daha tehlikeli olan manevi günahların benim kalbimi, ruhumu, vicdanımı, sırrımı, latife Rabbanime vermiş olduğu zararlar, melekut boyutuna vermiş olduğu zararlardır. Bağsuz nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar, kalp ve lisana ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzu billah, mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Evet. Eyüp Aleyhisselam'ın kurtları ne yapmış? Onun kalbine ve lisanına ilişmişler. Ve Eyüp Aleyhisselam ne yapmış? Ya Rab zarar bana dokundu. Kal, seni dile zikretmeme kalben marifetini, seni tanımamı, tefekkürüme engel hali olmaya başladı. Ve artık zarar bana dokundu dedi ve o duası makbul oldu ya. Aynen onun gibi de beni de manevi günahlar, manevi maneviyatıma zarar veren işte haram nazarlar, işte televizyon programlarıdır, sosyal hayatta girmiş olduğum günahlardır, sosyal medya üzerinden baktıklarım, gördüklerim, yaptıklarımın hepsi benim kalbime ve dilime ilişiyorlar, zarar veriyorlar. Peki bunun alameti nedir? Nereden alacağım iliştiğini? Nereden alacağım zarar verdiğini? Mahale iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. İki alamet var. İmanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. İşte olay bu. Namazdan keyif alamaz hale gelirsin. Okumaktan lezzet alamaz hale gelirsin. Okuyamaz. Mesela klasiktir yani. Adam mesela oturur. Eline kitabı alır. Bir sayfa okur. ikinci sayfa. Oğlum <laughs> Benim bir kitap alsam diyor. Bir ağırlık çöküyor. Diyor. Bir ağırlık çöküyor. Aynı adama bakıyorsun dışarıda cin gibi. Televizyon başında dört göz açık. Değil mi? Oyun başında full. Aynı adam kitap başına geliyor. Bakıyorsun ağırlık çöküyor. Bakıyorsun namaza duruyoruz. Namazda esnemek mi dersin? Kaşınmak mı dersin? Namazı hızlı kılmak mı dersin? Bak, hepsi bunların alameti. Allah muhafaza daha da boyutu namaz kılamaz hale gelirsin. Sohbete gelemez hale gelirsin böyle sohbet yerlerinden ondan sonra nefret eder hale geliyorsun. Bunlar çeşit çeşit yani hastalığın nasıl ki koronanın ondan sonra belirtileri kişiye göre, yaşa göre değişiyor değil mi? 60 yaş üzeri virüs temas eden kişilerde ne oluyor? Atıyorum işte nefes darlığı, boğulma riski vesaire oluyor. Biraz daha genç nüfusta bu etkilerin gözükme şekli biraz daha azalıyor. Aynen onun gibi de bu manevi hastalıklardaki kişinin maneviyat durumuna göre gözüküyor. Bazıları namazdan uzaklaştırmış. Öyle insanlar var değil mi? Nice yaşlara gelmişler. Bakıyorsun toplasan 100 zekat namazı yok ya. Biz böyle bir akıma vefat etti işte. 90 yaşına yakın vefat etti. Toplasanız 100 zekat namazı yoktu ya. 90 sene boyunca boşa geçmiş bir ömür. Niye? Ve günahlar yaklaştı mı seccadeye yani? Dua ettirmedi ya, ettirmedi. E sen şimdi ben eğer bakıyorum ki maneviyatımda düşüş var okuyamıyorum. Nasıl ki maddi bir hastalığın bazı sebepleri vardır. Değil mi? Başım dönüyor. Tansiyonum düştü diyor. Böyle tansiyonum çıktı. Niye tansiyonum çıktı? Tuzlu yedin. Tuz yedin. Tansiyonu çıktı. Bak maddi hastalığı hemen araştırıyorsun. Bakın maddi hastalıkların alametleri ortaya çıkar çıkmaz hemen teyakuza geçeriz biz. Mesela maddi bir hastalığı olsun hemen teyakkuza geçeriz. Hemen doktora gideriz yani. Hemen anında. Hiç vakit kalmıyor. Hem de en iyi doktora gideriz. Hatta mesele ciddi ise en iyinin en iyisine gideriz. Mesela kalpte probleminiz varsa, değil mi? Kalp doktoruna gidersiniz. Eğer ciddi bir problem varsa, kalp noktasında en iyi bir mütehassıs hekime gitmeye gayret gösterir. Neden? Çünkü kalp durdu mu gitti. Şimdi maneviyat hastalıkları da böyledir. Alametleri gözükür. Sohbete gitmekte işte gayretsizlik olur. Okuyamazsın. Ekstra okuyamazsın. Kur'an okuyamazsın, cevşen okuyamazsın, dua edemezsin. Yani keyif alamazsın. Neden keyif alamazsın? Neden dua edemezsin? Ya hastalısın hastasın kardeşim işte. Nasıl ki Eyüp Aleyhisselam'ın kurtları onun diline kalbine ilişmişti. Senin de farkında olmadığın manevi boyuttaki günahlar, hastalıklar senin kalbine, diline ilişiyor ve beni bize işte dua ettirtmiyor, dua etsek de keyif alamıyoruz, namaz kıldırtmıyor, kılsak da keyif alamıyoruz, Kuran okuyamıyoruz, okusak da lezzet alamıyoruz vesaire vesaire. Bunların hepsi işte kişinin manevi hastalıklarıdır yani. Bunların hepsi bizim içimizde, bizim görmediğimiz, yüzleşmek istedi istemediğimiz hastalıklarımız. Emin olun ki koronadan bin kat daha tehlikeli. Bin kat daha tehlikeli yani. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bu bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ne buyuruyor? Bir mümin günaha girdiğinde kalbine siyah bir nokta oluşur diyor. Ve o siyah noktalar arttıkça kalp yavaş yavaş kararmaya başlar. Elinize bir tane A4 kağıdı alın. Biz bunu yapmıştık daha önce. Üstad Kastamonu arkasında diyor ki 100 günah diyor denk gelir bu zamanda insana. Şimdi ne 100 günah siyah? Yani? Bin günah. Binlerce günah. Sosyal medya vasıtasıyla dünyanın öteki ucunda yapılan günahları sen izliyorsun, bakıyorsun, görüyorsun. Değil mi? bir A4 kağıdına her gün 200 tane böyle nokta koyun. 200 koy kenara bırak. 200 koy kenara bırak. Tamam ilk 200'de bir şey gözükmez. İkinci 200'de gözükmez. Üçüncü 200'de artık 600 tane noktayla beraber o A4 kağıdında sen artık noktaları görmeye başlarsın. Şöyle bir ay boyunca 6000 tane ortalama nokta koyduğunda o bembeyaz olan kağıt artık yavaş yavaş oldukça siyah hale gelir. Oldukça siyahlaşmış hale gelir. Ve Bakın çok önemli nokta burası ve o kağıdı aldığınızda, sildiğinizde güzel bir silgiyle ne olur? Temizlenir. Ama eski hale gelmez. Eski hale gelmesi için çok uğraşmak lazım. O yüzden ustadın çok önemli bir tespiti var. Diyor ki her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Bakın büyük günahta demiyor ha. He. Her bir günahta küfre gidecek bir yol var. Bütün günahlarda küfre götüren bir yol var. Nasıl? o günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Bir günah işledin, istiğfar etmedin. Hata yapabiliriz insanız. Kusuru bize mahsus. Bizim kulluk imzamız. Günah işledin ne yapacaksın? İstiğfar edeceksin. Estağfurullah en basit. İşte daha geniş istiğfar türleri var. Onları kullandın. Hemen imha et. Etmedin mi? Bak ne olacak peki? çabuk imha etmezsen kurt değil küçük bir ne olacak? Manevi yılan olacak, kalbi ısıracak. Ve artık yavaş yavaş küfür alametleri çıkacak. Nasıl? Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emariyle onları inkar etmek arzu ediyor. Mesela gizli işlediğimiz bir günah var her zaman söylerim. Bir Müslümanın kalitesi yalnız kaldığı zaman ortaya çıkar. Şimdi ben sizin önünüzde bir günah işleyemem. Bir şey izleyemem. Mesela yolda beraber yürüsek harama bakamam. Neden? Ya şimdi usanırım siz varsınız vesaire diye. Ben ne yapayım icap ederim. O yüzden yolda iki kişi yürümek sünnettir iki üç kişi yürümek. Çünkü o seni sen onu muhafaza edersin. Şimdi ben bir günah işledim. Bir manevi baskı var bende hissediyorum ya. Bir şey beni sıkıyor. Çünkü neden? Melaike ve ruhaniyet denen bir varlığı ben biliyorum. Hiçbir yer boş değil. Değil mi? Hiçbir yer ondan sonra sessiz değil. Benim kimse yok dediğim yerde benim görmediğim nice varlıklar var. Ve bu melaikenin ve ruhaniyetin varlığı beni sıkmaya başlıyor. Ve bu melaike ve ruhaniyetin varlığına olmadığına dair en ufak bir emmare bulduğum anda onları inkar etmek arzusu çıkıyor. Diyor ki ne melekesi ya. Ne ruhaniyeti yani. Ya boş ne hani nerede meleke falan diyorum. Bak küçük bir utangaçlıktan, ruh sıkılmasından <laughs> melekenin olmadığına dair bir iddia, melekenin olmadığına dair ondan sonra bir varsayım benim alemimde şeytan ve nefsin vermiş olduğu tazikle makbul oluyor, kabul görüyor ve inkar ediyorum. Melaki inkardan ne olur? Küfre girer. Bir küçük günah işledin. Onun vermiş olduğu utangaçlık seni melakeyi inkar etmeye götürdü bak. İkinci örnek verecek. Hem mesela cehennem azabını intihaç eden büyük bir günah işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhu ile cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emmare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Mesela adam günah işliyor. Cehenneme netice verecek bir günah. Sonra biri diyor ki ya kardeşim ne cehennem? Cehennem bu kadar şey olsaydı bu kadar insan cehenneme girecek. Öyle şey mi olur falan diyor. Sonra diyor ki ya haklısın ya. Haklısın diyor. Bak cehennem inkar etti. Cehennemin inkarı küfürdür. Alem-i ahiretin inkarı hükmündedir yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok tehditat yapılmış bu noktada. Sen Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini inkar etmiyorsun Cehennemi inkar etmekte. Veyahut da ya genelde çıkarız ya. Diyerekten böyle hafife almak. Bak ne oldu? Küçük bir günah küfre götürdü. Ben mesela bir örnek daha böyle üçüncü örnek. Farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessis olan o adam sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-i ilahi dair kalbe gelse kati bir delil ile ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısını ne yapar? Ona açar. Şimdi bu dünya hayatında amirinin küçük bir emrine karşı itaatsizlik gösteren ceza alıyor. Doğru mu? Mesela çalışmış olduğunuz iş yerlerinde amirin diyor ki usta başının şunu şöyle yap da patronun. Sen de onu o şekilde yapıyorsun. Yapmasan ne olur? Bir olur. İkincisinde de çok ciddi ikaz uyarı almaya başlarsın. Üçüncüsünde işten kovulursun. Bu küçük bir saltanatta gibi bir emir komuta kademesindeki bir vaziyet yani. E Cenab-ı Hak yüze yakın yerde namazı emretmiş. Namazı kıl demiş. Sen de namazı kılmıyorsun. Namaz kılmamakla beraber Şimdi o namaz kılmamanın vermiş olduğu emre muhalefetin neticesinde göreceğin ondan sonra büyük bir sıkıntı var. O sıkıntı yüzünden ne yapıyorsun? Ya nereden çıktı bu namaz ya? Hem Cenab-ı Hak hem Allah bizi yaratmış hem de namaz istiyor. Böyle şey mi olur? Diyerekten farkında olmadan hem o namaza hem de o namazı emreden Sultan-ı Ezel ve Ebed'e karşı isyan ve adavet ortaya çıkıyor. En ufak bir emmane bulsan inkara gidiyorsun. Bugün inkarın temelinde bu vardır yani. Önce kendi aleminde karşılık bulamamak vardır. Namazı niye inkar ediyor? Çok yerde geçer bu mesela. O tariku salatlarını işliyoruz ki Cenab-ı Hak hem bizi yarattı hem de neden namaz emretti. Veyahut da yine 21. çöze geçiyor ya bir gün sinlen cismen mütbeten <laughs> büyük bir adam geldi. Bana dedi namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor dedi. Bak şimdi neden usanç veriyor? Çünkü namazı kendi dünyasında oturtamamış. Kendi ihtiyacı olduğunu hissetmeyince namaz emini veren zata karşı isyan namaza karşı da sen söyle soğukluk girmeye başlıyor. En ufak bir emare bulsa inkar edecek. Ediyor. Nece insanlar var bu şekilde yani maalesef inkara giden. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul ediyor. Cüzi bir sıkıntıya katlanmayıp manevi çok sıkıntılara ne yapıyor? Giriftar oluyor adeta sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. O yüzden her bir küçük günahta, her bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Bakın çok önemli nokta bu. Her bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Yani ben bugün bir eski Volkswagen Tosbağ arabayla buradan Ankara'ya 8 saatte giderim. Ama giderim. Ama bir Ferrari ile 3 saatte giderim. Bizi en çok zedeleyen küçük günahlardır. Çünkü mesela namazı yazdı bir insanın büyük günah işte ciddi bir yani dini bir altyapısı bir hatta yaşantısı olan bir aileden devam eden bir silsile devam eden bir kişinin de büyük günahlara girme ihtimali biraz daha zayıftır. Fakat bizim şu anda helak eden nedir biliyor musunuz? Küçük günahlardır. Ekran başında gördüklerimiz çok görüntüyü biz günah olarak değerlendirmiyoruz yani. En basit dondurma reklamlarındaki yani gözüken o kadın uzuvlarına baktığımızdaki günah boyutu aklımıza gelmiyor bize evlerimizde ben dahil çok rahat şekilde bunları hepimiz ne yapıyoruz? İzliyoruz. Haber spikerlerin kılık kıyafeti nice dizilerdeki ondan sonra hem erkeğin hem kadının kılık kıyafeti noktasında ciddi bir şekilde teyakkuz halinde değiliz. Yani bizi çok fazla şey yapmıyor, etkilemiyor. Hatta bunları biz günah derecesine bile koymuyoruz yani. Doğru mu? Çok normal. Alıştık çünkü. Alıştırdılar bizi yani. Şimdi hal böyle olunca şimdi hem günah olarak görmediğin bir şey var sürekli yapıyorsun. Bir zaten büyük günahtan kaçıyorsun ama diğer taraftan da küçük günahları günah olarak görmüyoruz. Mesela kurbağayı böyle bir leğene koyuyorlar. Leğenin üzerine sıcak su koyuyorlar. Kurbağa zıplıyor. Sıcak suya karşı teyakkuz gösterdi. Sonra kurbağayı koyuyorlar tekrardan. Bu sefer soğuk su. Ben yavaş yavaş suyu ılılaştırıp sıcak su seviyesine çıkartıyorlar. Kurbağa tabii su yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Soğuktan, 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 ılık, 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 sıcak, sıcak, hop. Artık çok sıcak su hale gelince kurbağa atlama, kaçma özelliğini itiriyor. Çünkü alıştı. Şu an bizim durumumuz toplum olarak budur yani abiler. Bugün nice kanalizasyonlarda, kanalizasyon diyorum, dizilerde Gayrimeşru ilişkiler ailece izlenir vaziyette gelmiş. Sonra niye korona geldi? Taş yağmıyorsa dua edelim yani elhamdülillah. Şimdi yeni bir dizi çıkmış mesela bugün okudum da. Yani kızının arkadaşıyla gayrimeşru ilişki yaşıyor. Kız da gidiyor falancasının gayrimeşru ilişki yaşıyor. İkisinin aşk hayatını anlatan dizi bugün Türkiye'de izlenme seviyesinde en yüksek değerlere ulaşmaya başlamış. Kim izliyor bunları? E biz izliyoruz, evlerimizde izliyoruz yani. Evlerimizde bu aşk hikayelerini, aşk dedikleri o zina hayatlarını izliyoruz. Ve biz alıştık bunlara. Eskiden yaşınız, kurtarmazsın, tek kanallı televizyonlar zamanında bir erkekle kadın şöyle yakınlaşmaya başladığında reklam gelirdi. Reklam gelirdi. Mübalağası Şöyle yakınlaşacak. Yani şimdi bizim o sosyal mesafe dediğimiz konuda muhafaza etmek için kendimizi uzak tuttuğumuz bölüm var ya. Aha öyle yaklaşınca Reklam girerdi. Reklam giriyorsa da biz kapatırdık. Kapatırlardı büyüklerimiz. Şimdi hele bırak diyor yani. Ne olacak ya? Öyle hal geldi ki ne oldu? Alıştırdılar. Alıştık. Bunların farkında mıyız? Kaçımız bu manevi koronanın farkındayız yani? Evde evlatlarımız, çocuklarımız, hanımlarımız, kendimiz, anamız, babamız televizyon başında nice günahlara girip manen zehirleniyoruz. Manen virüs kapıyoruz. Manevi hayatımız tarımar oluyor. Kimsenin umuruna değil. Kimsenin umurunda değil yani. Diğer taraftan mafya dizileriyle, işte yok çukurlardır, yok tümseklerdir, bilmem nelerdir dizilerle beraber çocuklarımız enanet yumağı olmuş, çocuklarımız kavga dövüşçü olmuş. Ondan sonra silah çekme, adam vurma hesapları yapıp böyle kabadayılık taslıyorlar. Ve bizim kanallarımızda, kanalizasyonlarımızda bunlar en çok izlenen programlar. Ve Rütük çıkmış, geçen bir tane pro reklamını izledim. Sizin için koruyoruz diyor. Nesini koruyorsun ya? Senin koruma halin buysa Allah'tan koruyorsun. Bir de korumasan ne hale getireceksin toplumu yani? Biz izliyoruz bunları. Korona bunlar işte. Diğerleri çok korona. Bir iki ay sonra kalmayacak korona. Kimsenin de aklına ne gelmeyecek korona. Ama bu manevi virüsler, bu hastalıklar, hakiki hastalıklar bizim ebedi hayatımızı mahvedecek. Ebedi hayatımızı maalesef mahvediyor, bitiriyor. Ve bunların farkında olmadıkça bakın. Bel rana ala kulubihim ayeti. Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Mutafifin suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak sürekli günah işleyen, o siyahlıklara karşı manevi temizlik yapmayan kişinin kalbine ilahi mührü vuruyor. Daha artık o kalbe ne Kur'an tesir eder, ne güzel bir kelam tesir eder, ne tefsir tesir eder, ne namaz tesir eder, ne güzel bir sohbet tesir eder. Neden? Kalp katılaşmış artık. Nasıl bu hale geldi? O küçük küçük noktaları yoksaydı, görmezden geldi ve adeta kalbini kararttı. Demek ki Eyüp Aleyhisselam'ın kısasında anlatılan mesele benim manevi, hakiki hastalıklarımmış. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarının da içerisinde bana Kur'an-ı Kerim Eyüp Aleyhisselam vasıtasıyla çok önemli bir pencere açıyor. O yüzden Rabbi inni meseniyet duru ve enterhamur rahimin duasına biz o hazretten bin derece daha muhtacız. Çünkü bizim manevi hastalıklarımız, manevi yaralarımız koronadan daha tehlikeli, koronadan daha ciddi bize zarar veriyor ve manevi hayatımızı bitiriyor. Ve zarar bana dokundu demeye mecburuz. Cenab-ı Hak inşallah bu manayı anlamayı nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimu lakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.